Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar geçen haftalardan bit pazarından almış olduğum bir tablet var elimde. Tablet şu şekilde arkadaşlar. Dokunmatiği kırıktı ve tablet açılmıyordu arkadaşlar. Bataryasına bir müdahalede bulundum. Dışarıdan şarj ederek bataryayı eski haline getirdim. Yani bataryayı şoklama işlemi yaptım. Şu an tablet açılıyor arkadaşlar. Yalnız dokunmatiği kırıktı. Dokunmatiğini söktüm. Ve şu an yeni bir dokunmatik aldım arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle göstereyim, markası Casper. Bu dokunmatik arkadaşlar yaklaşık 70 lira civarında. Bunlar çipli dokunmatik diye geçiyor, ondan biraz pahalı. Şimdi dokunmatiğimizi tabletimize takalım. Dokunmatiğimizi takmadan önce ekranımızı iyice temizlemeliyiz arkadaşlar. Çünkü dokunmatiği taktıktan sonra iç ekranı temizleme gibi bir şansımız olmayacak. Çok hafif nemli bir bezle yavaş yavaş silebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar dokunmatiğimizi. Şimdi arkadaşlar normalde dokunmatiği takmadan önce buralar temizlenir. Fakat bir önceki dokunmatiği takan kişi buraya değişik bir yapıştırıcı sürmüş. Onu temizlerken ekranı kırma ihtimalimiz var. Onun için hiç gerek yok öyle bir riske. Oraları kazımadan takacağım dokunmatiği. Ekranımız şu an gayet temiz. Dokunmatiğimizi açıyoruz şu şekilde. Benim aldığım dokunmatik biraz kaliteli bir dokunmatik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi yapıştırıcısı da var. Şu şekilde şuralardan yapıştırıcının kağıdını açıyoruz. Şu tarafı da açtıktan sonra dokunmatiğimizi takabiliriz. Son bir kez daha ekranımızın tozunu alıyoruz. Ve dokunmatiği fazla bekletmeden yerine takıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Köşelerden oturduğumuz zaman arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Gördüğünüz gibi yapıştı. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi hemen filmimizi yerine takıp mandallarla sabitleyeceğiz. Takıyoruz. Mandallarımızı takalım. Bu şekilde taktım arkadaşlar mandalları. Şuraları biraz elimle bastırayım tam yapışması için. Mandallar bir süre durduktan sonra arka kapağımızı takabiliriz arkadaşlar.
Sonra da lastikle sabitleriz. Şöyle önce test edeyim. Gerçi ben dokunmatiği alırken test ettim arkadaşlar. Yine de burada da test edeyim, hep birlikte görelim. Tabletimiz açıldı arkadaşlar. Dokunmatiğimizi şu şekilde test edebiliriz. Basmadığı nokta olursa dokunmatiğimiz arızalı demektir. Gayet iyi basıyor. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, pazara böyle tabletler düşebiliyor. Ben de bu tip tabletleri genellikle alıyorum arkadaşlar. Ekranı kırık olsa da, dokunmatiği kırık olsa da fark etmiyor. Gördüğünüz gibi bir dokunmatik aldım. Tablet sağlama çıktı. Bunu pazarda bulmamın sebebi büyük ihtimalle bu bataryasıdır. Dokunmatiği kırılınca bir kenarda bekleyip bataryası ölmüştür. Sonra da açmaya çalıştıklarında tablet açılmamıştır arkadaşlar. Bozuk sanılıp atılmıştır büyük ihtimalle. Oysa ki ben bataryayı şokladım. Bir dokunmatik taktım, tablet sağlama çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunlarda genellikle şifre de çıkıyordu ama bunda çıkmadı. Çıksaydı da önemli değil, kırabiliyorduk arkadaşlar. Güzel bir iş oldu. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.